Merhaba arkadaşlar. Bir kargı rehber videosuyla karşınızdayım. Bundan sonra oynadığım klasların, kendi çapında çözdüm klasların rehber videolarını çekmeye çalışacağım. Gelin öncelikle becerileri bakalım. Burada şu birinci dediği kısımda becerilerimiz mevcut. Bunun ilk hali buyken ikinci defa bu skill'e bastığımızda buradaki animasyonla ve etkiyle karşılaşıyoruz. Üçüncü hali de burada yazmakta. Üst düzey dediğimiz kısım e, ultisi. E, i̇ki tane ulti mevcut. E, ultilerimiz zaten animasyonları ve etkileri altta yazıyor. Eğer ki ulti bastıktan sonra herhangi bir skill'e tıklarsak da bu varyasyonlarla karşılaşıyoruz. Yani ultiyi bastım bu skill'e tıklamak istedim ancak bu skill'in bu animasyonuyla değil buradaki animasyonuyla karşılaşıyoruz. Yani birazcık çok yönlü bir e, karakter sınıfı olmakta. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta bu hasar tipleri. Nedir bu hasar tipleri? Avari Ejderha skilline bakacak olursak zaten size de aynı metin bulunuyor. Orada bir kere basınca kesici vuruyormuş. İki kere basınca kesici, üç kere basınca herhangi bir demeye çatmıyor. Size bir hareket hızı buff'ı veriyor. Eğer ki ultiyi kullandım ve Avari haya bastığım zaman da ezici ve kesici vurmakta. Yani onun animasyonunu buradan izleyebilirim. Yani ezici vuran kısım elimizdeki silahın sopa kısmı, kesici vuran kısım da ucundaki e, metalin olduğu kısım diyelim. Öyle yaz iyi yazmakta. Aynı şekilde diğer skill'lerimiz de e, bu su ejderhası olarak adlandırılan skill e, ilk bastığımız zaman derici, ikinci de derici, üçüncü de yine derici vurmakta. Üst düzey yani ultiden sonra bastığımız zaman da ortaya çıkan hasar tipi yine derici olmakta. Ve son olarak buna geldiğimizde de ilk 3 basışımızda ezici vurur. Yani ezici tipli bir hasarı vardır. Ve ultiyi bastıktan sonra eğer bu skill'e basarsak gökyüzü ejderha skill'ini kullanırsak burada ezici değil temel delici hasarının üzerinden bir hasar vurmakta yani üst düzey becerisi delici olmakta şimdi bu dediklerimizi toparlarsak burada kesici ezici bir kısım var ve delici var ağırlıklı olarak delici gözlemliyorum ben kullanım tipi olarak bu şekilde becerilerimiz var o zaman bizim statlarımız ne olacak buyurun gelin birlikte onlara da bakalım Evet arkadaşlar statların oraya geçtik. Ee, dediğim gibi becerilerde ağırlıklı olarak delici skilllerimizi daha aktif kullanmaktayız. Ee, bu nedenle burada stat verirken nelere vereceğiz ona dikkat etmemiz lazım. Burada güç öncelikle gücü tam, tanımlamış burada. Dediğine göre kesici, ezici hasarını arttırır, delici silahlı zırh aşımını arttırır. Yani bu bize delici hasar değil, delici silahlı zırh aşımını arttırır. Bu nedenle çevikliğe baktığımızda delici hasarı kesici silahlı zırh haşımı ve ezici silahlı zırh haşımını arttırdığını görüyoruz. Yani ağırlıklı olarak delici vurduğumuzdan dolayı full çeviklik gitmemiz mantıklı. Eğer ki birim kesmekte biraz daha ön planda olmak isterseniz güç çeviklik yapabilirsiniz. Birçok durumu deneme fırsatım oldu. Denediklerimde full güç pek yararlı olmadı. Full çeviklik daha yararlı buldum. Ezici hasar beni tatmin etti. Ama biraz daha fazla vurmak isterseniz gücü biraz daha arttırabilirsiniz. Örneğin güç 55 olur. Kalanı çeviklik verirsiniz. Ve birimlere daha fazla vurma ihtimaliniz olur. Bunun haricinde... Yani burada statlarda bahsedebileceklerim bu kadar. Gelin run'lardan neler kullandım, neden kullandım onlara bakalım. Evet. Burada sanırım kamera birazcık engelliyor. Onu kapatmam lazım. Silahımın run'larında bunlar var. burada soğuk ejderha ve yeşil ejderha olarak bahsettiği skill'ler bizim ultilerimiz. Yani bunları Kullanınca zırh aşımız 6 saniye boyunca %12 artıyor. Neden bunu kullandığımı da ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Zırh aşımı verdiğinden dolayı bunu tercih ettim. Çeviklik ve zırhı arttırıyor ve güç ve dayanıklılığı arttırıyor. İki tane runumda bu şekilde. Bu çeviklikten zaten damage'im artıyor. Zırhtan savunmam artıyor. Güçten derici zırh aşımımı arttırırken dayanıklılığında canımı arttırıyorum. Hemen bir sonraki kasketimize bakalım. Burada yine çeviklik zırh. Bunları anlattım zaten az önce. Güç dayanıklık. Ve dayanıklığı 7 puan arttırır diyor. Canımı arttırıyorum. Burada eğer ki adamları arkalayabiliyorsanız. Yani savaş takibiniz iyiyse. Kritik değeri de koyabilirsiniz. Ben daha çok. Önce önden vurup daha sonra arkasına geçtiğim için kritik değeri o kadar fazla değerlendirebileceğimi zannetmiyorum. O nedenle bunu koymadım ama arkalayacaksanız yani Savaş kontrolünüzde Planınızda Her zaman arkadan yanaşıp Vurmak varsa kritik değeri alabilirsiniz Zırha bakacak olursak da Savunma veren bir runumuz mevcut Burada %3 azaltıyor Öldükten sonra da oradaki birimlere bir e, Savunma buffı veriyor O nedenle bunu tercih ettim Birazcık da taktiksel oluyor e, Kalan birimler eğer ki güçlüyse Hemen ölmüyor Örneğin Berserker'lar gibi. Onun yanına da çeviklik zırhı koydum. Bu şekilde yaptım. Çeviklik ana plan olduğu için benim gözümde. Çevikliği mutlaka her runda tercih ettim. Çizmeye bakacak olursak yine çevikliği 7 puan arttırır runumuz mevcut. Tüm aşımları 40 artar e, runumuz mevcut. Ve çeviklik zırhı 2 puan arttırır ürünümüz mevcut. Bunlarla iyice çevikliği arttırmış oluyorum zaten. E, bu aşım yerine güç dayanıklık koyabilirsiniz. Dediğim gibi güç e, birimlere fazla vurmanızı sağlayacaktır mutlaka. Ezici hasarı arttırır. Ve son olarak da eldivene geleyim. Eldivende de yine çeviklik zırhı mevcut ve az önceki savunma ürünün tam tersi olan verilen hasar %3 arttırır ve öldükten sonra müttefikler 10 saniye boyunca %10 daha çok hasar verir ürün mevcut. Bunların yerine kullanacaklarınız az önce bahsettiklerimle oldukça benzer. Şimdi buyurun gelin sıkça sorulan işte hangi zırhı giymem lazım, hangi ee, tipte kullanmam lazım hafif zırh 2 hafif zırh 2 ortam olması lazım yoksa full orta veya full hafif mi olması lazım onlara bakalım evet arkadaşlar şu an demirciye geldim ee, orta zırh kullanıyorum ben zaten hafif zırha baktığım zaman düzenbaz e, kolçakları seti var burada diğer parçalarına da bakabilirsiniz tabi Aynı şekilde zırhı da mevcut. Eldivenden yola çıkayım ben. Şimdi öncelikle neden iki hafif, neden iki orta tercih ediliyor? Ona bakalım. Bunların set bonusları var. İki parçada verilen bonusları var. Şimdi şöyle bir şey yaptım ben de. Sağda benim kullandığım, solda da hafif zırh mevcut. Soldaki iki parça buffına bakacak olursak delici kesici silahlı zırh aşımını arttırdığını gözlemlemekteyiz. Yani zırh aşımı vermekte bu bize. Yani hasar vermemekte. Yani düz ham hasar vermemekte. Sağdakine baktığımız zaman da iki parçada hasarı arttırdığını söylüyor. Ve dört parçada yine çevikliği de 10 puan arttırarak hasarı arttırmış oluyor. 10 güç arttırarak da delici zırh aşımını arttırmış oluyor. Yani her bir güç puanı 6 aşım verdiğini biliyorsak yani orada gücün açıklamasında yazıyor bu. 10 puan arttırması 60 zırh aşımı verir. Soldaki 250 yani %90'lık bir zırh aşımı eksik kalırsınız. Peki bu zırh aşımı neden önemlidir? Neden önemsizdir? Önemli olduğu kısım şu, bu gücün yanında ezici de verdiği için birimlere daha az vurursunuz. yani %90'lık bir fark kadar bunun yanında zırh aşımınızda eksik olduğundan dolayı uzun süreli bir combo yaptıysanız belki oralarda karşınıza çıkabilir ama zannetmiyorum zırh aşımında bir sorun yaşayacağınızı. Neden zannetmiyorum dersek de hemen şunlarımıza geri döndüğümüzde burada silahımda takılı değil ancak burada oldukça güç ve dayanıklı artıran puanlar takılı. Bu güç yani bu ürünlerden arttırdığım kısımları da oradan çıkarmam lazım halde. Çünkü e, burada güç alıyorum. Orada da hemen dönelim demirciye. Ne veriyor demem, hatırlayalım. 250 yani 190'lık fark dedim ben. Delici kesici silahlı zırh aşımını. 190'lık bir fark mevcut. Buradan baktığımda bir tane runum vardı. Tüm aşımları 40 artar diyor. Yani 190 bize 150'ye düşmüş oluyor. Onun yanında e, burada da zaten eee çeviklik ve zırh takılı yani ham demecimi yükseltiyorum oldukça e, zırh aşımım 150 düşük oluyor. Ancak ham demecim daha yüksek oluyor. Bunun yanında eee orta zırh kullandığımdan dolayı burada savunma değerlerim de hafif zırha göre çok daha yüksek oluyor. Yani burada benim önerim full orta zırh kullanılmasından yana hem e, defans nitelikleri açısından hem de Rünler'le o hafif zırhın verdiği artıyı minimize etme açısından orta zırhın kullanılması çok daha avantajlı oluyor. Bunun haricinde zaten bu avare ejderha, pardon yeşil ejderha rünü vardı burada. Soğuk ve yeşil ejderha runu. Bu da 6 saniye boyunca %12 zırh ışımını arttırmakta. Yani buradan da bir e, telafi mevcut. Eğer ki bunlar dışında farklı ürün şeklinde kullanacaksanız o zaman duruma göre tercih edilebilir. Şimdi gelin kombomuza bakalım birlikte. Hangisiydi o? Silah ustasıydı. Buradan skilllerimizin hangi sırasıyla kullanacağımızı, nerede nasıl basacağımızı kısaca bir anlatayım. Evet arkadaşlar buraya geldik. Skill'lerimiz aşağıda mevcut. Öncelikle e, kısa bir e, özet geçeyim. Bu köydeki sikilim adı neymiş hatta? Su Ejderhası. İlk bastığımda ileri doğru atlar. İkinci bastığımda bir daha atlar. Üçüncüde kısa mesafe 3-4 vuruş yaptıktan sonra atlar. Yani üçüncüyü basmak istiyorsanız adama bir tık yakın olmanız lazım. Bunları birbirleri arasında combo yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir defa skill'e bastım. Diğer skill'lerin de ikinci halleriyle karşıma çıkmakta. E skill'ine bir defa basarsam %30 daha az hasar alırım. İki defa basarsam zırh aşımı verir bana %15. Buradaki zırh aşımı da o hafif zırhta alacağım aşımı minimize eder. Yani oradaki kalan %50'lik kısım oldukça düşer. Ona net hüsr'ü ben tercih etmedim. Eğer ki bu skill'in ikinci aşamasını kullanacaksanız orada bir dikkat çekmek lazım. Şimdi bu skill'ler hangi amaçta kullanılır? Q'daki skill'imiz yani bendeki olan su ejderhası adamı kovalarken veya adamla savaş alanında savaşırken kullandığım bir skill. Eğer ki savaştım ve etrafımda birlik fazla oldu. E skill'iyle de kaçıyorum. 3 defa basmamda fayda var. Hız buff'ı veriyor gördüğünüz gibi. Eğer ki kuşatma kulesinden geliyorlar. Atıyorum burada kuşatma kulesi olsun. Önüze birlik getirdiler. O birliklere ben Q ile vurmuyorum. Neden? Çünkü bu delici vuruyor. Okumuştuk bunları. R'de eksik yerim ezici vuruyor. Birimlere de ezici hasar tipi daha fazla vurmakta. O yüzden R ile vuruyorum. Son haline kadar vurabilirim. Atıyorum R ile vurdum. Adamların içine çok girdim. Hemen E'nin 3. haliyle çıkıp hızlı koşabiliyorum yani kaçma skill'imi kullanabiliyorum ee, karşıdan gelen kuşatma kulesinden gelen adamlar çok e, dağınık gelmekte veya toplu gelmekte artık duruma göre sizin kararınıza kalmış bir durumu yani orada bir kümeleşme var ultimi basıyorum dağıtıyorum ve bundan sonra e skill'ini kullanırsam onları daha çok savurmuş olurum şurada masumun tuttuğu kısımda yani şu sopa kısmı ezici vururken uç kısmı kesici vurur eskinin üstün beceri hali. Ee, eğer ki ultiyi basıp Q'ya basarsam yine bir ileri atlama skili yapar ve delici vurur. R skiline basarsam da eğer e, hemen gözlemleyelim onu da. Şöyle bastım. Bu şekilde delici vurarak kitler adamı. Şimdi bir 20 saniye daha geçsin. Geçtikten sonra bu Buradaki Rodrik arkadaşla bir vs atalım. Burada birebir VS'lerde ölüm maçlarında nasıl yol alacağımızı gösteririm. Şu sorulabilir. Neden bu ulti kullanılıyor diye kullanılmıyor diye. Diğer ultisi yerden kaldırmaya yönelik daha çok kullanılıyor. Yani buradan basayım adam etrafına döneyim vurayım daha sonra gittiğim veya çıkayım. Demek yani birazcık o ultinin damage'ini yiyor. Çünkü uzaktan basıyorsunuz veya adamın dibinde basıyorsunuz ve ondan kaçılabilir bir ulti oluyor. Bu şekilde talime başlayalım. Öncelikle WS'ye yakın da olsa uzak da olsa yanına koşarak başlarım. Etrafında dönerim. Skill'leri boşa gitsin diye. Daha sonra E skill'imi bir bastım. iki bastım. Damage buff'ını aldım. Q'yu vurdum. Yattı. Yatınca ultim vuruyorum. Tekrar yattı. Kalkarken de R'yi vuruyorum. Git diyor. Ve bitti. Bu kadar. Yani bunu e, kime uygularsanız uygulayın. E, faydasını görürsünüz. Bunun haricinde değineceğim iki tane ufak detay var. O da şu. Tekrar bir talim yapalım. Sağ klikte bildiğiniz gibi defans yapılabiliyor. Defans yaparken vurabiliyoruz. Şöyle birazcık çıkayım. Şu şekilde. Sağ kliğe elim basılı. Sol'a sadece tek tık basıp çekiyorum. Yani bu uzun kılıç kalkanın kalkanını tutup alttan üstten vurduğu durum gibi bir durum ortaya çıkıyor. Onun haricinde başka göstereceğim şey de düz vuruşlar. Eğer ki düz vuruşu bir sapladım ve içine çevirdim aşağıda iki defa birikme görüyorsunuz. Vurduğum tüm hasar tipleri %4 artıyor. Yani birisine saldırmadan önce E'yi kullanamadınız mesela. Ona düz vuruşla hasar verin 2 defa veya bir defa. defa. Ondan sonra kombonuzu yapmanız gayet daha güzel olur. Evet arkadaşlar kargı için bahsedeceklerim bu kadardı. Aynı şekilde ilerleyen günlerde Glev, mızrak ve balyozun rehberleri de gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.